Herkese merhaba. Minecraft Skyblock serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bildiğiniz üzere ilk bölümlerde yaptığımız kakao tarlamızın otomatiğe çevrilmesini göstereceğim size. Şimdi bunun için neler lazım bize? Redstone lazım, demir lazım, lever lazım, su lazım, chest lazım ve yine her zaman olduğu gibi, bütün sistemlerde kullandığımız gibi funi lazım. İlk olarak ne yapalım? Şunları bir alalım üstümüze. Evet, üstümüzü dursun bunlar. Yapmamız gereken şey olacak, piston olacak ilk olarak. Odun lazım biraz da. Şu kadar yeterli olur herhalde. Bunları hemen çevirelim. Sonra şöyle yukarıya koyuyorduk. Ha, ilk önce yapmadan önce şuraya bir bakayım da ne kadar piston lazım bize. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 piston lazım bize. Hemen şuradan. Evet, böyle yapalım. Buraya şunları koyalım. Sonra buraya da böyle yapıyorduk sanırım. Evet, böyle yapıyoruz. 13 piston olacağı için 4 tane şey kalacak. Demir kalacak bize geri. Gene demir almamız gerekecek yani. Şuradan 13 pistonu hallettik. Tamam, 35 tane bundan kaldı. Başka ne yapmamız gerekiyordu? Yani bir tane de kızıltaş yenileyici yapmamız gerekiyordu. Onun için de şuradan, bir dakika, nerede o? Çubuk lazım bize, ha. Şuradan çubuk alıyoruz. Sonra bir dakika. Çubuğu koyuyoruz. İki tane şundan yapıyoruz. Daha sonra ne yapmamız gerekiyordu? Hemen şuradan. Şöyle. Şöyle. Ve son olarak bu muydu? Yok. Bu da değil. Bunun için normal stone'a ihtiyacımız vardı sanırım. Ben bakacağım ona. Şuradan stone koyduk. Bunları koyduk. Ve bunu koyduk. Evet. Redstone repeater. Redstone yenileyici gördüğünüz gibi. Şimdi gidelim şuraya. Bildiğiniz kakao tarlası. Şey yapıyorsunuz. Bunu böyle birer sıra fazladan çekiyorsunuz. Şurayı kenarlarına. Ondan sonra yukarıya geliyorsunuz. Tam şu noktadan şöyle şuradan. Evet, böyle. Cobblestone çekiyoruz. Daha sonra pistonlarımızı şöyle aşağıdan şuradan böyle sıralıyoruz buraya. Evet, tamamdır. Gördüğünüz gibi. Hemen burayı da kapayım ben şöyle. Çünkü su koyacağız. Şöyle. Şunları ben alacağım.
Evet. Bunları da şöyle aydınlatma olsun ki yaratık spawn olmasın. Şimdi buradan aşağı şey çekmemiz gerekiyor. Redstone çekmemiz gerekiyor. Tam şuradan da yapabilirsiniz. Direkt buradan düz yapılıyor mu bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Evet, düz yapılmıyor. O yüzden tam buradan yapacağız. Şöyle. Öncelikle ben şu lever'ı şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Sonra şuradan başlayalım. Bakayım çalışıyor mu? Tamam, çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Bakalım bir sıkıntı var mı? Evet, buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Evet, buradan sonra çalışmıyor. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. O yüzden şunları ben alıyorum. Buraya redstone yenileyeceğimizi koyuyoruz. Daha sonra tek tek gördüğünüz gibi hepsi çalışmaya başlıyor. Evet, böyle. Yukarısını gördüğünüz gibi bunu kapadığımızda onlar da kalkıyor. Böyle açılıyor. Aslında böyle kalacak hep. Toplayacağımız zaman kapayacağız sadece hani biz bunu. Buraya su koyacağım birazdan. Bunun tepesini kapatacağım ben sonradan. Alta da su koyacağız. İlk önce aşağıya yapmak istiyorum ben şu an. Bakalım. Daha fazla cobblestone'umuz var mı? Şu stone'u şuraya koyayım. Evet, daha fazla cobblestone'umuz yok. Şurayı kıracağım şimdi. Aşağıdan mı kırsam orayı da? Şöyle yapayım. Evet. Kırılmıyor. Kırılmak bilmiyor niyeyse. Lag yüzünden büyük ihtimalle. Hadi. Zaten yavaş kırıyorsun aşağıdan. Ya şaka mısın? Hadi. Evet, tamamdır. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Şöyle tam ortadan lazım olacak bize herhalde. Öncelikle bir bakalım ne kadar paramız var. Tamam, paramız var. Gidelim. Iron alalım biraz. Hemen. Demir, demir, demir. Ben de kaç tane de tamam. Bir tane daha yeterli. Biraz da cobblestone alsak mı gelmişken? Ondan da alalım. Tamam, bu yeterlidir. Adamıza geri dönelim. Play'ımızı tekrar yazalım. Ve alt kata geçelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, buraya chest ve
şey koyacağımız için Huni şöyle orta yer neresi oluyor? Şurası diyelim biz ona. Şuraya chest'imi koyuyorum. Sonra hemen bir Huni yapalım şurada. Odunumuz var mıydı burada? Zaten üstümüzde varmış. Evet, böyle iki tane yaptık. Biriyle bunu yapıyoruz. Onu da yaptık. Ve Huni'yi üstüne koyuyoruz. Yani gerek yok. Tekli yeterli buna. Şeydeki kaktüs tarlasında yaptığımız gibi alta doğru çekeceğim ben bunu. Altta ikili şey yapacağım. Ne diyorduk? Chest yapacağım. Burayı tekrar kapıyorum. Şimdi burada gezebileceğimiz bir alan yapalım şurayı. 2 yeter mi? Yeterli. Şuradan çekelim. Hemen bir de şuralara. Torçumuzu koyduk. Hemen kapıyoruz altını da. Buraya giriş yapacağız bir de yukarıdan. Bakayım açılıyor mu bu? Evet, şu an açılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anlık tek chest yeterli zaten. Daha sonra aşağı doğru ben çekeceğim onu. Şurayı da şöyle kapayalım. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Şuradan açayım şöyle. Tam buraya denk geliyor. Şurayı da ben önünü kapayım şöyle. Su akacağı için sıkıntı olmasın. Evet, böyle. Buralara ışıklarımızı böyle koyayım. Daha sonra yukarıda şey ihtiyacımız var mı? Şu anlık yok. Şuraya koyayım bir tane dursun. Suyumuzu bir şuraya hemen bir tane daha alayım. Bir de şuraya koyuyorum. Evet, almadı mı suyu? Evet, şu an bir hata yapmışız. Hemen aşağı iniyorum. Önce suyu alayım. Bir sıra daha aşağı çekeceğiz. Şuraya çekeceğiz. Hemen bunu alayım ben. Tamamdır. Seni de alayım. Tamamdır. Şimdi chest'imiz burada. Bunu buraya alıyoruz. Bunu da hemen üstüne koyuyoruz. Böyle. Yani basit bir hata. Suyumuzu da geri koyuyoruz. Öbür suyu da alalım hemen. O da buraya. Evet. Gördüğünüz gibi ortaya geliyor. Tekrar su alayım ben. Yukarıya koyacağız. Buraya bir tane daha alayım. Yukarıda çoğaltırız. Buraya. Buradan alıyorum. Buraya. Buradan alıyorum.
buraya, tekrar buradan. Böyle böyle devam ediyoruz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Yukarıyı full suyla doldurduk. Gördüğünüz gibi aşağıda da su dolu. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Sistem şöyle arkadaşlar. Kendimiz ekiyoruz ama toplamaya uğraşmıyoruz. Buradan lever'ı kapatıyoruz. Lever'ı kapattığımızda su serbest kalıyor. Gördüğünüz gibi bütün çekirdekler kopa kopa aşağı ilerliyor. Böyle dışarıya gelen kaç tane var? Dışarıya kaç tane? Herhalde 64 tane. Hepsi dışarıya geldi. Bunu engellemek için ne yapacağız? Şu önüne, buraya, tam şuraya cam çekeceğim ben. Aynı şuradaki sistem gibi. Dışarıya düşmeyecek, cama çarpacak ve tekrar aşağı inecek. Hemen kapayım bunu. Bakın gördüğünüz gibi böyle su geri gidiyor. Aşağıya ineyim. Chest'imize bakalım. Evet, chest'imize hiç gelmemiş. Hepsi üstümüzde sanırım. Ya da şu araya sıkışmış olabilir. Evet, buradan çıkamıyorum. Hemen bakıyorum buraya. Evet, şimdi şu an gördüğünüz gibi burada su varken orada kalıyorlar. Suyu kapadığımızda ortaya gidiyorlar. Tamam. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Her şey güzel. Gördüğünüz gibi. Zaten çoğu üstüme gelmiş. Hemen bakayım. Hiçbir şey yok. Hepsi zaten olmadığı için de az miktarda kakao elde ettik. Ben bunları tekrar ekeyim böyle. Evet böyle. Elinizle ekiyorsunuz, yani otomatik ekme maalesef yok. Ama otomatik toplama gayet iş görür. Hemen. Tamamdır. Bakalım ne kadar paramız var. 625 dolar var. Şurada başka bir şeyimiz yok. Şuraya chest koyayım mı koymayayım? Seni bir daha kırayım. Seni de kırayım. Merdiven çekeceğim ben buraya. Ya da şu taraftan halledeyim o işi. Evet, böyle halledeyim. Sen buradan gel. Şöyle. Evet, merdiveni böyle çekeceğim arkadaşlar. Burayı kapayalım tekrardan. Burası yeterli olacaktır. Şurayı da kırmamız gerekebilir. Böyle dursun burası. Şimdi biraz daha paraya ihtiyacımız var. Ben şunları kullanmadığım için gidip satayım hemen. Ispawn. Tekrar markete geldik. Burada şunları satıyorum. Şu kakao çekirdeklerini de satayım gelmişken. Evet, bunlar da tamam. Ha, daha odun satabilirmişiz. Evet. Bakalım. Evet, bitti. Şimdi buradan cam alayım ben biraz. Yeterlidir. Adamıza geri dönelim. Is home yazıyoruz. Boş bıraktım demin. Tekrar flame'ı etkin hale getireyim. Şimdi buraya şunu alayım. Şöyle cam çekiyorum. Bir sıra yeterli. Ekerken de sıkıntı yaşamam buradan. Ekerim.
Bunlar çarpmasın yani dışarıya atmasın diye kakaoları. Bu altını da dolduracağım zaten başka bir şeyle. Şimdi yapmak istediğim şey şurayı biraz daha genişletmek, orman kısmını. Ama bunun için şu an yeterli malzemem yok zaten. Buna kat çekeceğim. Daha camı tamamlamadım. Başka şunların otomatiğini yapmaya kalkacağım ileride. Genişleteceğim falan. Şimdilik kakao tarlamızı otomatiğe çevirdik. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yaramıştır. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.